Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz milyonlarca sevaba bedel bir zikir, tevhid. Ulu Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif okuyorum inşallah. Men dehale suka. Bir kimse çarşıya, pazara gittiği zaman çarşıya, pazara, yani kalabalıkların bulunduğu yoğun bir yere gittiği zaman. Burada hadis-i şerifte es-suka, suk, pazar yeri anlamına geliyor. Genelde insanlar orada gafil oluyorlar pazar yerlerinde, alışveriş yerlerinde. Tabii satıcı satmaya bakıyor, alıcı mallara bakıyor. İnsanlar gezip sağa sola bakıyorlar. İnsanlar genelde öyle bir yerde gaflet olduğu için bir kimse böyle bir çıktığı zaman fekale şu uzun tevhidi okursa, tevhid bu da uzunca. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyün la yemut biyedil hayr ve hüve ala külü şeyin kadir. Bunu okursa insan. Kelime-i tevhidin biraz daha uzunu, yani detaylısı. Tekrar ederim inşallah. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyün la yemut biyedil hayr ve hüve ala küllü şeyin kadir. Bunu okursa. Şimdi gelelim işte bunun sevabına. Kitaballah lehü, Allah o kimseye bunun karşısına yazar. Elfe elfi hasene. Elfe elfi bin kere bin sevap. Yani 1 milyon. Eski dönemde Arapçada milyon rakamı sayısı olmadığı için böyle geliyor. Elf elfi bin kere bin sevap. Demek ki bir kimse bunu okursa nerede? Genelde halkın gafil olduğu yerlerde hacı pazarda okursa ona Allah-u Teala 1000 sevap yazıyor. Ve mühanhü elf elfi seyyye. Ayrıca onun 1 milyon günahını siliyor. Elfe de derece. Yine böyle o kimsenin derecesini de arttırıyor. 1 milyon yine. Yani 1 milyon sevap oluyor. 1 milyon günaha gidiyor. Bir de derecesi artıyor. 1 milyon artıyor derecesi. Neden acaba tabi? Tabi bunun anlamında, eğer bir insan bunu gaflete söylerse, tabi sevap bu kadar olmaz muhtemelen. Az çok anlamı bilmek gerekiyor, anlamı bilmek gerekiyor. Anlamını da anlamak gerekiyor. Anlamını bilmek, bunu anlamak gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah bunun anlamına şu bölüm bölüm. Önce tevhide başlıyor. La ilahe illallah. Bu tevhid deniyor buna. Yani kelimeyi tevhid. Tevhid kelimesi. Tevhid, tevhid bağımından mastar. Vehade, yuvahidu, tevhiden gelir. Tevhid. Vehade, birlemek anlamına geliyor. Allah-u Teala birlemek. Burada tevhid babı da tekrir olduğu için yani çok tekrar tekrar bunu söylemek anlamına geliyor. Allah birlemek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Zaten imanın da özü bu. Allah'a imanın başka bu. La ilahe illallah.
Allah'tan başka Celle Celaluhu ilah yok. Uluhiyet, rubiyet yok. Ne kadar varlıklar varsa, insan olsun, melek olsun, cin olsun ya da büyük cisimler olsun, ay, güneş gibi. Bunların her biri hepimizdeyiz, mahlukuz, yaratıldık hepimizden böyle. Her mahluk yaratılığında başlangıcı var, bir de sonucu var, hep geçici. Evet, bir insan belki de zamanla kral olmuştur, imparator olmuştur, kendini devanesine görmüştür, asmış kesmiştir. Ama o da nasıl başladı, hayatı başladı? Bir yüreğe mücdesiyle bu ana karnına başladı muhtemelen. Ana karnına yattı o da, yattı orada. Dünyaya geldi, bebekti böyle. Burnu akardı, altına işerdi, altına pislerdi böyle. Ağlardı, kusardı, böyle bir şeydi böylece. Sonra çocuk oldu, delikanlı oldu. Belli bir makamlara geldi, unuttu yaratılışı, unuttu, ayetini unuttu, artık aslı kesti. Diktatör oldu mesela, İslam karşıtı oldu. Ama sonuçta o da yine yaşlandı, hastalandı, öldü, mezara gömüldü, şöyle gitti muhtemelen. Yani insan da bu, cin de bu, efendim ne olursa olsun, demek ki Allah'tan başka hiçbir varlık ilah olamaz. İlahlaştırılamaz, putlaştırılamaz Allah'tan başka. Bir kimse Allah-u Teala'nın yolunu bırakıp da eğer başkalarının yoluna izine giderse, yani İslam karşı bir ideoloji insan benimserse, rejimi benimserse, onu putlaştırmış oluyor. Bu anlama gelmiş oluyor. Vahdehu, Allah Teala bir olduğu halde ilahtır. Vahde bir olduğu halde Allah birdir Celle Celaluhu. Vahdaniyet. Bir de ehadiyet gelir. İhlas suresinde ehad geliyor. Ehad, ehadiyet ve vahdaniyet. Ehadiyet zatında bir. Vahdaniyet de kesrette bir ama, çoklukta bir. Kişi tefekkürle etrafa baktığı zamanlar çok varlıklar var. Bitkiler, çiçekler, hayvanatlar, uçan kuşlar, denizde balıklar, insanlar, dağlar, taşlar, aylı güneşler. Muazzam bir varlık alemi var. Fakat bunları yaratan, yöneten, yönlendiren Allah birdir böyle. Yani bu çoklukta boğulmama, perdelenmeme, işte gaflet budur. Gafil insan ne yapar? Gafil insan şu varlıklara baktığı zamanlar orada kalır böyle. Elmeye bakar, onu nasıl yiyesem de. Nefis damına bakar, hırsla bakar, şehvete bakar, başka göze bakar, orada boğulur. Fakat bir insan sonucu görürse ne olur? Bir evliya şöyle buyuruyor, nereye baktıysan sonuçta Allah'a gördüm buyuruyor. Nereye baksan sonuçta Allah'a gördüm Celle Celaluhu. Yani evet bir şeyde bakıyor, nedir bu çiçek? Bir tohumcuktu, ufak tohumcuktu. O tohumu kim yarattı? O tohumu çiçek haline getiren kim? Ağaç. Asıllık ağaçlar var böyle. O ağacı yaratan kim muhtemelen böyle? İnsanı yaratan kim? Bunun için nereye baksan sonuçta Allah'ı gördüm bu cezalı böyle. Allah-u Teala Mevlamız birdir. Buradaki birlik sayısal değil de eşi, dengi olmayan bir anlamına geliyor. Allah-u Teala önce zatında bir,
Yani Allah bir cezalıyor böyle. Sonra sıfatına bir Mevlam. Sıfatına bir. Örnek vereyim birkaç tane bunlara. Mesela Mevlam bir sıfatın biri de ilim sıfatı, ilim. Bilgi anlamına gelebilecek. Bir varlık isterse melek olsun, ne olsa olsun, peygamber olsun, ne kadar bilgili olsa onun bilgisiyle sınırlı. Her şeyi bilemez. Allah'ın bir sıfatı da basar, görmektir. Bir varlık ne kadar uzakları görse de, manevi kalbi açık olsa da her şeyi görüp bilemez yani böylece. Mesela bizler şu anda burasını görüyoruz. Ama duvar bize bir perde engel oluyor. Arkasını göremiyoruz. Mezara gidiyoruz yakınımızı dolaşmaya. Ne görüyoruz? Ancak mezarın üstünü görüyoruz. Toprak. Üzeri kabarmış bir toprak bize böyle. Ne yapıyor bazılarımız? Şunu düzeltiyoruz ona efendim. İşte çekiyoruz. Şuna bunu yapıyoruz. Ama içindeki mevteyi göremiyor muhtemelen. Sonra bizler bir yere bakarken başka bir şey göremiyoruz ama. Tek o baktığımız yönü görüyoruz böylece. Allah Teala Mevlam yani gerçekten akıl bu da şartlar muhtemelenler. Allah'a bakın Allah Teala Mevlamız her şeyi görüyor böylece. Hepimizi görüyor şu anda böyle. Mevlam bir dünyayı görüyor böyle. Ne kadar denizdeki balıklar var. Deniz balıklar. Uçan kuşlar, karıncalar, gökte melekler, arşta melekler, cennette melekler. Bütün bu kadar varlıklar hepsi Allah-u Teala'yı görüyor, biliyor ve onların Allah sesini duyuyor. İşte var mı başka bunu gören, bilen bu şekilde? Yok, yok. Allah-u Teala Mevlamız demek ki sıfatına bir eşsiz böyle. Esmasına bunun gibi halk etmek, yaratmak, yaratıcı Allah Celle Mevlamızı yoktan var etmek. Yine Mevlam ef'alinde bir. Ef'alinde bir. Ef'al yaptığı işlerinde. Şu alemine baktığımız zamanlar mesela bir yağmur meselesi. Bazen kura gidiyor mevsimler. Hatta uzun zaman kura gidiyor. Barajların suyu çekiliyor. Akarsuların küçük dereleri kuruyor. Göllerin suyu çekiliyor. Ekin olmuyor, şubu olmuyor. Kurak oluyor. Fakat bütün insanlar bir araya gelseler bir bulut yapamıyorlar. Bunu yapan kim? Efendim işte denizde su buharlaşıyor. Kendi kendine mi oluyor bu? Allah'ın koyduğu bir kanun var. Bir ısı, enerji var böyle şey. Neden geliyor bu? Güneşten geliyor böyle. Güneşi yaratan kim? Yani nereye bakarsak bakalım, sonuçta Allah'ı kul görüyor muhtemelen. Allah birdir, her şey onun hükmündedir. Güneşi yaratan, ona enerjiyi veren, denizi ısıtan, buharlaştıran, böyle gökyüzüne çıkaran bunları. Sonra gökyüzünde bunlar bir durduruluyor bir yerde ama. Eğer su bar devamlı yukarı çıksın, uzay kaybolur gider, dünyada deniz kalmaz, kuru gider denizler böyle işte. Yukarı çıkamıyor böyle. Soğuk tabakaya geliyor, orada yoğunlaşıyor buhar, yukarı çıkamıyor, aşağı inmiyor ama böyle işte. Orada depolanıyor gökyüzünde, depolanıyor orada. Mevla dilediği zaman ne yapıyor Mevlam bunları? Topluyor bir araya. Nasıl topluyor? Havayla, hava, asker mevlu, askerleri. Esiyor hava işte bu. Dur hava esiyor, fırtına diyor, ismi mezunlar. Fırtına ne böyle, bir araya getiriyorlar. Şu oluyor, bu oluyor, taşıyor, geliyor böyle şey. Demek ki, neye bakarsak bakalım, her işin sonunda yine Allah'ı insan kul görüyor. La şerike leh. Onun şeriki, ortağı, yardımcısı yoktur. Şerik
ortak, eş anlamına geliyor. İnsanlar bazı işleri tek yapabilir insanlar. Ortaklaşa yapılıyor bazı işler. İnsan gücü yetmiyor buna. İşçi anlamıyor, gücü yetmiyor, parası yetmiyor, finansı olmuyor. Ortaklaşa bazı iş yapılıyor böylece. Hatta bazı devletler bile tek başına bir iş yapamıyorlar böyle. Ancak birkaç bir araya geliyorlar. Büyük işlerde böyle. Şu alemde Rabbimizin eşi, ortağı, şeriki yok. Olsa ne olur? Düzen karışır gider. Biri alır bir galaksiye başka yere götürür. Öbürü hayır ben böyle yapacağım der. Güneş yerini değiştireceğim der. İnsanların yapısını değiştireceğim der. Denge düzen hemen bozulur gider. Evrendeki şu kesin denge düzen. Kesin denge düzen ne yapıyor? Allah'ın varlığının ve birliğinin en açık kanıtı böyle. Kesin denge düzen böyle. Her şey bir denge düzene başlıyor böyle. İşte kim Allah-u Teala'ya haşa birinin orta koşarsa, yani şirk koşarsa ne deniyor buna? Müşrik deniyor. Müşrik. Müşrik böyle. Ne yazık ki insanlar Allah'a orta koşmuşlar muhteremler. Neleri? Taşları, putları böyle. Taşları, putları böyle. Kendi elleri yapmışlar bunları, elleri yapmışlar bunları. Ağaçta yapmışlar, taşta yapmışlar, turşta yapmışlar, demirden yapmışlar. Hatta altına yapmışlar. Heykel, heykel yapmışlar böyle. Şekil vermişler bunlara, dikmişler bunları. Önden secde etmişler, ona tapınmışlar bunlara böylece. Onu istemişler, istemişler böylece. Bu tabi şirk Allah'a karşı. Mevla buyuruyor, inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulüm, Allah'a ortak koşmaktır. En büyük zulüm, haksızlık budur böyle. Bu tabi her zaman olmuş, ne yazık ki çağımızda yine var muhtemelen. Yani modern müşrik yine var çağımızda böyle şey. Gider heykelin önünde, onlara tapınırlar, onların izine giderler, şunu yaparlar. Bu Allah'a şirk koşmaktır Mevlamıza böyle. Mevlam adı size buyuruyor burada demek ki vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü mülk onundur. Mevlamızındır. Mülkiyet, egemenlik ancak Allah'ın Celle Celaluhu. Yerlerin göklerin mülkiyeti. Mülkiyeti. Tam bunların sahibi olma. Bir kimse bir mala sahip olabilir. Ama ona malik olamam. Malik olamam böyle. Arabası vardır. Arabası yolda. Mesela şoförü vardır. Şusu busu vardır. İş adamıdır. Kamyonu, traktörünü gönderir. Telefonla görüşler günümüzde. Neredesin? Falan yerde, falan yerdeyim. Bir ara telefon kesilir. Haberleşme durur. Acaba ne oldu? Bir şey mi oldu acaba? Evet, o tırın sahibi, kamyonun sahibi ama malik değil, ona malik değil ona. Muhtedir değil muhtemelen. Yani bir malın sahibi olmak başka, onun maliki olmak başka. Maliki tam egemenlik elinde olacak. Mevlamız mülklerin maliki işte. Malikel mülk Mevlamızdır. Mülklerin maliki Mevlamızdır. Yerlerin bütün göklerin mülkiyeti Mevlamızın emrinde, denetiminde, onun kesin egemenliği altında. Yani bir tek zerre, bir tek mikrop, bir tek hücre atom başıboş değil. Bir insan yönetmek o kadar zor ki, bir insan yönetmek, bir insan yaratmak başka, yönetmek başka. Evet, yaratıldı insan, yaratıldı. Bunun yönetilmesi de var böyle insanın. Mesela beyin çalışması gerekiyor, beyin. Nereye çalışacak bu? Taze kan lazım beyne, temiz kan lazım beyne böyle. Nereden geliyor bu kan? Kılcal damarları, kılcal bak, kıl gibi damar
İçinden kan beyin edecek ki hücrelere beyin çalışabilsin muhtemelen. Bu kılcal damarları yaratan kim? Kanı yaratan kim? Bazı duyuyoruz mesela karamalı bir hasta. Acil kan lazım. Taze kan lazım böyle bak. Anons yapıyorlar. Efendim taze kan lazım. Taze kan lazım böyle. Şu grupta kan lazım böylece. Yazıklar olsun şey insanlara muhtemelen. Efendim işte bilim, teknoloji şunu atıp tutuyor insanlara böylece. Ama kana gelince insana kanı yapamıyor kendileri muhtemelen. Yapamıyorlar böyle, kan böylece. Ham maddesi belli kanın, ham maddesi belli işte. Alan maddesini, yap bakalım kanı, hayır, yapamıyor böylece. Yani insan denen varlık, aciz muhtemelen, aciz. Lehül mülk, mülkiyet, egemenlik Mevlamızın. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Araf 54'te, Sebillah, ve şemse ve kamere ve nücüme müsehharatin bir emri. Şu ayete bakın. Ve şemse güneşte. Ve kamere ayda ve nücüme ve yıldızların hepsi de müsehharatin bir emri. Allah emri de müsehhar. Allah'ın tam kesin egemen denetiminde. Hep bu böyleymiş yani. Yani güneş yine belirle Mevlam. Güneşin geri yörüngesi belirle Mevlam böylece. Ayın yörüngesi böyle kamer kadı menazile. Menazileri Allah böyle. Yıldızların menzilleri, yörüngeleri Allah'ın denetimine bakmak böyle. Yani bir hücreyi, bir zerreyi, bir karıncayı yöneten Mevlam, o Mevlam ne yapıyor Mevlam diyor. Bakın şu evrendeki muazzam galaksi alemini yaratan yöneten Mevlamız böylece. Çünkü bir yıldızın yeri kaysa, değilse evrende denge bozulur muhtemelen böyle. Ela lehül halku vel emr. Ela, dikkat edin Mevla Allah. Dikkat ediniz. Lehül halk, yaratmak Allah'a mahsustur. O yaratır. Yani yoktan var etmek ona mahsustur. Vel emri, emir. İki türlü yaratmak vardır. Bir alemi emir, alemi halk denir. Alemi halk madde aleminde, burada Mevlam her şeyi bir kural kanuna bağlamıştır madde alemi, her şeyi. Birbirine bağımlı, otomatik makine gibi bir kural koymuş Mevlam böylece. Madde aleminde böyle sebepler vardır. Ama sebepleri kuran Mevlam'dır. Bir de alemi emir denir, emir alemi. Orada madde yoktur. Orada sebep yoktur orada böylece. Melekler, ruhlar alemi. Böyle bir kün emri verdi mi, oluverir. Kün, hep, oluverir hemen. Güneş, bizlere bakamıyoruz güneşe. Yani bir de çıplak gözümüzde güneşe bakamıyorum bak. 150 milyon uzakta böyle. 150 milyon kilometre uzakta güneş bize. Uzakta güneşe bakamıyoruz böyle. Güneşi yaratan, ona enerjiyi veren. Ve enerjisi sönmüyor güneşin. Aynen devam ediyor. Bazen çoğalıyor böylece. Nasıl çalışıyor bir güneş böylece? Bir atom reaktörü. Hidrojen helyuma dönüşüyor böyle. 4 hidrojen atomu birleşiyor, bir helyum atomu dönüşüyor. Arta kalan fazla enerjiye dönüşüyor böyle. Enerjiye dönüşüyor. Devamlı dalga dayanı saçıyor güneş böyle. Saçıyor böyle devamlı. Yıldız da bunun gibi. Yine Mevlam buyuruyor Enam 73'te. Vele mülkü yevme yunfehu fissur. Bakın şu ayetin dehşetine bakın. İnsan hayret ediyor muhtemelen böyle. Vele mülkü, mülk ile Allah'ındır. Onundur egemenlik yine. Yevme yunfehu fissur. Sura üfürüldüğü günde, kıyamet koparken de yine egemenlik
kontrol, denetim Allah emrinde. Kıyamet koparken su üfürülüyor. Ne oluyor o zaman muhteremler? Beraber oluyor. İzâ şemsü kübret, yıldız, güneş dürülüyor. Ve izâ nücûmü kederet, yıldızlar dağılıyor, saçılıyor yıldızlar böylece. Dağlara toz oluyor, dağlara toz olacaklar böyle. Isıdan denizler uçacaklar, buharlaşacaklar. Yani bütün dünyanın atomu değişecek. Bir dağ tepe kalmayacak, su kalmayacak dünyada böyle. Dünyanın yapısı tamamen değişecek böyle. Gökler değişecek, alt üst oluyor. Alt üst oluyor. Şimdi mesela depremi alalım göz önüne. Tabii Allah korusun ülkemiz depremi inşallah. Depremde herkes mutlaka bir paniğe kapılıyor, bir moral bozukluğu, bir psikolojik bir yapısı oluyor deprem muhtemelen. Yani deprem başka bir şeye benzemez deprem böyle. O Allah'ın bir gazabıdır deprem. İlahi gazaptır o böyle. Yer sarsılır böyle, yer sarsılıyor böylece. Hatta muhtemelen hadiste geliyor. Yer üzerinde bir yerde bir tek zina yapılsa, bu işlense toprak titriyor anda böyle. Allah yalvarıyor, Allah'ım şuna batayım diyor. Yani bir yerde eğer zina, fuhuş çoğalırsa orada deprem mutlaka olur. Olur. Şimdi depremde ne oluyor? Ne olacak bilmiyor insan tarafından. İnsan tarafından işte. Depremde. Yıkılan evler, çöken evler, artık altta kalanlar, yerler çatlıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, karma karışık bir an, birkaç saniye içerisinde böyle, bir dakika içerisinde bir yeri gidiyor. Bir bölge gidiyor bazen böyle. Gidiyor, karma karışık bir şey oluyor böylece. Ama başıboş mu, kontrolsüz mü? İşte hayır mı yani, değil böylece. Ev nasıl yıkılacak mı böyle? İçindeki benim başı bile hiç çizilmeyecek, kaşı kanamayacak bakalım. Ona göre çatı düşer, ona göre kolonlar yere düşerler, kişi artık kalır böyle. Bir şey olmaz bence böyle. İşte bunun gibi kıyamet koparırken de, o tabi depreme benzemiyor tabi kıyamet. Dünyanın tamamı, göklerin tamamı, yani maddi alemi ama. Gökte yok bir şey başka böylece. Yani arşta, fercihende bir şey olmayacak kıyamette böyle. Yalnız maddi aleminde, tabi dünya dahil, kıyamet koparırken de, her şeye toz duman olurken de yine kontrol, denetim Allah'ın emrinde. Hatta Mevlam soracak kıyametten sonra, kıyamet koptan sonra, tabi her şey bir, kim canlı kalmadı kıyametten sonra. Herkes öldü kıyamet. Güneş karardı, yıldızlar dağıldılar, hiçbir şey kalmadı. Biraz da yıldızların dağılması muhtemelen bakınız. Bak, Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, İzâ şemsü kübret, güneş tekvir olacak, tekvir, dürülecek, toplanacak. Orta çağda, Kur'an'da Mevlam bunu böyle buyuruyor böylece. Yani o dönemin insan anlayamadığı bir dil bu böylece bu. Mevlam böyle buyuruyor. İzâ şemsü kübret. Güneş tekvir, tekvir. Tekvir dürüldüğü zaman toplanacak güneş böyle. Kararacak yani güneş. Güneş yok olmuyor kıyamette. Güneş toplanacak. Nasıl toplanacak güneş? Şimdi orada ısı var. Muazzam güneşte aşırı ısı var. Isıdan dolayı atomları serbest halde. Atomları. Genişliyor. Genişler serbest halde böylece. Isı durduğu anda, yani hidrojenin helime dönüştü reaktörü durduğu anda, yani fabrikaya şalteri kapadın, üretim durduğu anda, ısı düşecek muhtemelen. O zaman ne olacak? Atomlar şu anda serbest halde, ısıdan dolayı toplu bir yere gidecekler böyle. Ve enerji gidecek, kararacağı bak muhtemelen. Karacak böyle. Güneş yedi almıyor böyle güneş böylece. Neden? Çünkü tekrar güneş gerekiyor mahşerde.
O zaman güneş daha büyüyecek ama böyle. Daha büyüyecek. Güneş altında mahşeri kurulacak. Güneş kalacak böyle şey. Ve izen nücumun kederet yıldızlar dağılacak. Saslayacaklar böyle şey. Nasıl olacak bu işte? Bilimsel olarak hepsi biliyor bundan muhtemelen böyle. Bak Kur'an bunu haber veriyor böyle. Yıldızlar böyle şey. Yıldızlardaki aynı hidrojen helyuma dönüşümüne da böyle şey. Hidrojen toplam birden helyuma dönüşüyle olacak böyle. Tam muazzam bir enerji meydana gelecek. Helyum koru haline dönecek yıldızlar böyle. Muazzam ısıyla bir genişleyip patlayacak bunlar böyle. İnflak olacak. Gökyüzü sanki böyle kırmızı gül gibi böyle. Yanan yan tortu gibi olacak gökyüzü böyle. Ve enerji dönüşüp orada bir şey kalmayacak yıldızlarda. Belam soracak sonra, tabi tek canlı kalmadı. Belam soracak, limenlerin mülkü yevm, mülk kimin bakalım bugün? Mülk bugün kimin bakalım? Hani dünyaya sığmayanlar, dünyayı paylaşamayanlar, o büyük savaşları çıkaranlar, insanlara katledenler, günümüzde de ben muhtemelen. O günün ötesinden Orta Doğu'ya geliyor efendim, petrol şeyine, payına geliyor böylece. Dev petrol savaşları böylece. İnsanları öldürme, işkenceler, zulümler, baskılar böylece. Rabbim soracak, limenin mülkülü yevüm, mülk kimin bakalım böyle? Hani mülkü paylaşamayanlar? Komşu da oluyor bazen böyle arsada böyle, arsadan, tarladan kavgalar oluyor. Sen benim, ben sene girdim böyle, hani paylaşamayanlar böylece. Dükkanı paylaşıp işini paylaşamayanlar, durakta efendim işte şeyi paylaşamayanlar böyle. Sonra büyük kimin bakalım böyle. Tabii kim cevap veremiyor. Melam buyuracak. Lillahil vahidil kahhar. Lillahil vahidil kahhar. Kahhar her şey kahhar der. Üstün olan ve bir olan Allah'a mükteşel Melam'sındır. Velevül hamdü, hamdü senada Allah'a mahsustur, onun hakkıdır, ancak ona layıktır. Hamdü övgüde, o halde. Hamdü sena, övülmeye layık, ancak Allah'tır Celle Cale. Övülmeye layık odur böyle. Yani bütün hamdü senalar, övgüler, şükürler ona ait, onun hakkıdır böyle şey. Başka ki hakkı yoktur böyle şey. Efendim işte filan ki çok akıllı. Neden aklını aldı? Parayla mı aklını aldı? Böyle insanlar var ki oğlu geri zekalı. Ama çok zengin, aşırı zengin ama böyle. O kadar zengin ama oğlu kızı geri zekalı. Beyinsel özürlü. Parayla olsa onunla akıl alacaklar böyle. Ama öbürü çobanın oğlu zaman gelir devletin başına geçer muhtemelen. Demek ki aklı veren kim? Havayı soluyoruz. Bu hava yaratan kim? Bunun için buyuruyor Süleyman Şah Hazretleri, her nefeste Allah adını de müdam diye bak. Ne güzel sen var hocam. Her nefeste Allah adını de müdam. Yani devamlı her al nefeste Allah de diyor böyle. Allah de. Her nefesinde. Bir nefes almak büyük bir nimet. Şükür ister bu ya. Ama farkına değiliz. Kim bunun farkına varıyor? Allah korusun, bir insan bir nefes darlığı olsa, nefes alamasa, sıkılır, kızarır, patlar artık bu şekilde böyle. Nefes alamıyor böyle, alamıyor böyle. Hastane koşturuyorlar, oksijen yemek şeyine takarlar kendine, münafalar kendisine. Şöyle bir nefes aldı mı, oh Allah şükür der böyle. Ama bunun daha önce bilmek gerekmişti bu muhtemelen. Her alan nefes büyük bir nimet muhtemelen. İçtiğimiz su büyük bir nimet böylece. İçtiğimiz su büyük bir nimet böylece. Sağlık, sıhhat. Hep buna nimet diyor bunlar böylece. Bunun için her nimette, her güzellikte Allah'ı hatırlamak gerekiyor. Ona şükretmek gerekiyor. Onu övmek gerekiyor bir de. Övgü ayrı, şükür ayrı ama muhtemelen bak. Şükür
genelde bir nimetin karşılığında olur ve hatta bir tehlikeden kurtulunca olur. Mesela araba, trafik sıkıştı, araba kaza oldu, olacak be artık gözünü yumuş. Arada şoförde devşanı böyle beni kurtardı. Oh şükür der bak. Yani bir şey insan bir kurtulur felaketten, oh şükür der böylece. Yani insan bir nimete kavuşur, şükreder. Övgü başka ama. Nedir övgü? Allah Teala Mevlam ona layık olduğu için övülür. Bu insan da yaparım bazen bunu. Bir kişi tanıma insanı över insan böyle. Ondan bir şey görmüyorsun ama o kişi övgüye layıktır. Onu övüyorsun böylece. Ama gerçekten bunlar mecazdır. Hakkı övgü kime layıktır? Allah'a mahsus muhtemelen böylece. Mesela su içtik. Su tadını almak, bir damak tadı var böylece. Onun boğazdan geçmesi var, suyu yaratan var. Hele yazın, kişiye artık arabada bunalır. Bir bakar kişi güzel bir su kenarı var. Kaynak suyu vardır, orada bir mola verir. Ağacın gölgesi var, yeşillik var. Kuşlar ötüşüyorlar. Güzel de bir soğuk su çıkıyor oradan, yerden. Kaynak su çıkıyor. Kişi iner oraya. Ne derim? Oh derim böyle. Oh ne güzel hava. Havayı solur, tertemiz bir oksijen hava gelir kendisine böyle. Ağaçlar ve yeşillikler. O havayı yaratan kim? Ağacı yaratan kim? O suyu topraktan, fışkırtan çıkaran kim? Soğuk su çıkaran kim burada böylece? O tadı damağına veren kim bunlar böylece? Kişi mola verir, mesela bir karpuz keser orada böyle. Bakar, oh ne güzel karpuzlar böyle. Önce rengine bakar. Kıpkırmızı karpuz. Bak, önce rengine bakar böylece. Tadına bakar, gevre karpuz, tatlı karpuz, met eder karpuzu. Oh, ne kadar güzel, rengi de güzel, tadı güzel, çok güzel bir karpuz der. Karpuzu övüyor ama aslında perde arkasında Allah övüyor ama aslında. Farkında değil ama böylece. Şimdi karpuz kendi kendine yapmadı ki karpuz. Ona yaratan var, Yüce Mevla var muhtemelen de. Mevlam var böylece. Demek ki velevül hamdü, hamdü senada ancak Allah'a aittir, onun hakkıdır övülmekten böylece. Her şey yaratan Mevlam'dır böylece. Yuhyi ve yumit. Yuhyi ihyadır, hayat verir. Ve yumit öldürür böyle. Yani dirilten, öldüren Allah Celle Celaluhu böyle. Hayat veren, hayat bir sırdır muhtemelen. Hayat sırdır böyle. Allah Mevlamızın hay esmasına bakar. Bir hayat bir sırdır ki bugün bilim bunu çözemiyor bilim mesela. Bilim insanı inceliyor, hücreyi inceliyor, hücrenin şeklini inceliyor, kromozomuna bakıyor, hücrenin yapısına bakıyor. Ama hayat ne acaba hayat? Ay buraya gelince ilim bilim duruyor muhtemelen. Neden? Hayat ilahi bir sırdır, sırdır hayat böyle. Mevlam hayat veriyor. Neye? Cansız maddelere Mevlam hayat veriyor. Onlar canlı varlığa dönüşüyorlar. Ve ümit yine Mevlam onu tekrar öldürüyor, aslana dönüştürüyor. Yani bir çeviri gidiyor bakın. Ama yapan kim bunu? İşte Mevlam böylece. Ne kadar madde aleminde canlı varlık varsa hepimiz aslında toprak maddeleri. Yani elementler diyorum bunlar muhtemelen. Toprak maddeleri böyle. Aslı bu. Hepimiz aslı böyle şey böyle. Toprak maddeleri böyle. Aslı bu böyle şey. Çiçekler, bitkiler topraktan oluyor böyle. Hayvan yani toprak, insan yani topraktan oluyor insanlar bunlar böyle şey. Hepsi toprak oluyor bunlar böyle şey. Nasıl oluyor? İşte Mevlam ona hayat veriyor toprağa muhtemelen. Ne var ki madde aleminde her şey bir sebep kuralına bağlı olduğu için Allah'ın koyduğu bir kurallar burada böyle. Kanunlar var. Yani biyolojik kanunu var. Yani koyduğu burada böyle. Hayat kanunu var burada böyle. Şöyle. Bu kanun içerisinde gelişiyor bunlar böyle. Toprak, kuru topraklar hayat olur mu? Olmaz. Mutlaka su şart. Her şeyin hayatında su şartı. Şart. İnsan 170'i sudur. Dünyanın da 170'i su gene böyle. Su. İlle su lazım böyle şey. Su olmaz böyle şey. Mevlam gökten su indiriyor topraklara böyle. Su indiriyor böyle topraklara. Ama bu su da öyle basit bir su, saf su değil. Anlayamıyorlar.
şimşekler çakar, böyle gazlar parçalanır, azot gazı parçalanır. Yani kimyasal bir laboratuvar, doğal laboratuvar oluşturur bir anda. Yani gökte bir şey yokken, bulut yokken gökyüzünde, açıkken bir anda orada hemen doğal bir laboratuvar kuruyor Mevlam'a. O bölgeye. Doğal bir laboratuvar Mevlam kuruyor böylece. Bulutlar geliyor efendim işte, artışçı uçları, elektrikli böyle birbirine çarpmışlar bunların. Şimdiden çakmaları ısı ile olacak gazın parçalanması gerekiyor muhtemelen. Parçalanması gerekiyor. Bunu böyle bir anda yaratıyor böylece. Hiç yokken, açıkken, bakıyorsun 15 sonra bir şey kalmamış yine muhtemelen. Laboratuvar dağılıyor. Dağılıyor. Yere su geliyor, su muhtemelen. Yere su geliyor yeryüzüne. Sonra ne oluyor? Gökten gelen su, yerdeki toprakla birleşiyor bunlar şimdi. Artı eksi. Yani gökte artı elektrik var, devamlı vardır. Yerde eksi elektrik vardır muhtemelen böyle. Yani erkek dişilik vardır bunlar böylece. Yani manen gökyüzü erkek hükmüne geliyor, dünya toprak dişi hükmüne geliyor böylece böyle. Bir nevi erkeğe ne yapıyor? Ürün hücreleri, yani su şeklinde toprağa geliyor muhtemelen böyle. Toprağa geliyor. Toprak toprak ne oluyor bunlar? Tabii çamur oluyor. Çamur oluyor böyle. Yani bir boza kıvamında bir mama oluyor. Mama, gıda oluyor. Nelere? Bitki köklerine. Bitki kökü emiyor bunları. Nasıl emiyor bunları? Allah ona gücü vermiş mu sen? Bitki köklerinde emici tüyler var. Tüylerinde emicilik var böyle. Yani çekim gücü var bak. Bitkinin kökünde kök, ince köklerinde tüyler var. Bu tüyler emici, çekim gücü var mı böyle? Toplarını çekiyor. Aldığı ne oluyor? O bitkinin gövdesinde kimyasal bir işlem başlıyor. O da bir laboratuvar oluyor. Oluyor. Bunları ne yapıyor? Kök yukarı gövde veriyor bunlara böyle. Ama hücreye dönüşüyorlar böyle. Yani bitkisel hücreye dönüşüyor bunlar. Hayat başlıyor buradan. Ot da böyle oluyor. Efendim buğda da böyle oluyor, sebze böyle oluyor, meyve böyle oluyor böylece. Yani ölü topraktan o bitki köklerinin emici tüyleriyle, Allah verdiği çekim gücüyle alınıyor bunlar böyle. Hemen kökte kimyasal bir işlem başlıyor, laboratuvar çalışıyor burada bunlar. İnsan bunu yapamıyor işte böyle. Acil insanlar bundan böylece. Hücreye dönüşüyor bu. Tam bundan çimen oluyor, çayır oluyor, bunu hayvan da otluyor bunu. İnsanlar da yiyorlar sebzeleri, şunları bunları. Sonra ne oluyor bunlar? Canlılarda, hayvan, insanda kana dönüşüyor bunlar. Kana dönüşüyor bunlar böylece. Bak, ölü topraktan bitkisel hücre dönüş. Ondan sonra hayvan insana dönüş, kan hale geliyor. Kan ne oluyor? Hücreye dönüşüyor ve üreme hücresine dönüşüyor. Erkekte, kadında. Sperm ve oğum, yani yumurta şeklinde hücre dönüşüyor bunlar böylece. Bunlar dönüyor dönüyor yatağında oldu bir insan muhtemelen bak böyle. Yani o kimse bir sene önce topraktı. Yani dünyaya gelen bir yavru, ki 9 ay dünyaya geldiğini kabul edelim. Demek ki o yavru bir sene önce topraktı, toprak maddeleriydi. Topraktı muhtemelen. Bir kere içerisinde bitki oldu, elma oldu, şunu oldu, bunu oldu, sebze oldu, yenildi, içildi. Kan ürünü hücresi oldu, ana rahmine düştü, döllendi. Bir sene sonra dünyaya geldi, bebek şeklinde. Dünyaya bebek şeklinde geldi. Bu dünya görüntüsü insanların, her ruh dünyaya gelecek. Her ruh dünyaya gelecek, şart. Gelecek böyle. Yaratılmış bunlar böyle. Her ruhun annesi babası belirli. Zamanı belirli, geleceği kıta ülkesi belirli ama. Afrika'da doğan çocuğun bir suçu var mı? Yok. Onlar böyle orada yaratılmış şekilde böyle böyle. O İslam, ırk tanımı İslam bu hükmü böyle işte. Tanımı İslam bu şekilde. İşte yuhyi, Mevla hayat demek. Yani ölü toprak maddeleri, ölü toprak maddeleri ne oluyor böyle? Önce bitki hücresine dönüşüyor. Hayvana insan dönüşüyor, kan hücre oluyor, dönülüyor, insan oluyor kardeşim. Tabii çocuk oluyor, genç oluyor, koşuyor, oynuyor, içgüdü sahibi oluyor, çevresi oluyor, dünyaya yerleşiyor. Hele gafilse
artık benim diye kendine bir enaniyet, benlik veriyor kendi kendine. Ama sonuçta ve yümit kanunu yakası yapışıyor. Yümit, ölüm. Nasıl bir kökleri ilk başlangıçta alıyorsa olur şeyini, elementi alıyorsa topraktan, azarsam geliyor yakasına yapışıyor azarsam. Hiç beklemediği zamanda yerde hiç ama. Ölüm hazır değil. Dört el dünyaya sarılmış. Her yerde işi var, gücü var, şusu var, busu var. İşleri karma karışık. Alacağı, vereceği hesabını bilmiyor. Karma karışık işleri var. Öyle bir haldeyken karşısına dikiyor Azrail Aleyhisselam böyle. Aman Azrail ne yaptırsan be? Şimdi sırası mı, zamanı mı bunun bu? Dine yok tabii böyle. Dögümit ölüyor. Ne oldu ölünce? Yaratıldığı yere, gerisi geri oraya gömülüyor bak muhtemelen bak. İnsan hava uçmuyor bu insan, uçmuyor havaya. İnsan yaratıldığı yere tek insan toprağa gömülüyor. Adı oluyor mezar. İnsana göre, boyuyla boşuna göre mezar kazılıyor. Tabii çıplak görünmesin diye bir kefen denen beze ambalajlanıyor insan. Bak, ambalajlanıyor. Ya olur mu bu? Öde uşağı var, öde yatağı var, bu kadar çevresi var, var her şey, her şey, her şeyi var böyle. Gardırobunda kaç yüz kat elbiseleri var, her şeyi var. Evet, onlara bir hayalmiş, hayal, hayal muhtemelen. Bir rüyamış onlar, bir rüyamış onlar böylece. Bir genç padişah, yani babası ölmüş, şehzade, veliaht tahta oturmuş. Tahta oturmuş veliaht. Bakıyor ki bu yeni tahta oturmuş tabii. Tahta geçmiş. Cülüs merasimi deniyor. Oturum, tahta oturma anlamına geliyor. Cülüs merasimi yapılıyor. Tabii tebriğe gelenler, kutlayanlar artık, önde eğilip bükülenler, kendi saygılar, sevgiler, hürmete şunlar bunlar. Genç padişahın çok hoşuna gitmiş bu hayat böyle. Bakmış hiç hayat çok tatlı bir şey hayat böyle. Bir anda aklına ölüm gelmiş ama. Bir anda nasıl aklına bir ölüm gelmiş. Evet ben bu tahta oturdum ama il ölüm diye bir şey var ya diyor. İstemiyor ölmek ama ya. Çok tatlı hayatta. Yanında baş viziri yaşlı. Çok deneyimli baş viziri. Şahit'e gel. Diyor ki başvedirine, ah diyor, hayat çok tatlı ama ölüm olmasa. Eğilip kulağında, sultanım, ölüm olmasaydı sen burada oturamazdın diyor muhtemelen. Baba ölecek gibi oturacak muhtemelen böyle. Böyle, nebet demedim böyle. Şimdi ölecek, emekli olacak, baya başına gelecek böyle. Yani sırada bekleyenler var böyle. Terfini bekleyenler var böylece. Emekli olsa da, ölüm açılsa, oraya gelsem böylece. Ölse, emekli olsa gitse böylece, giden bu şekilde böylece. Yine bir padişahın birinin de bir kölesi varmış. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesinde büyümüş. Yani köle ama ilim sahibiymiş, ahlaklıymış, dürüstmüş, sadıkmış. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesinde, eğitimde büyümüş. Tabi baba ölünce o da tahta geçmiş. Bu kölesinin elinde büyüdüğü için onu da her zaman gene meclise bulundurulmuş. Köle olduğu halde böyle. Alınmış ondan meclise, oturdum kenarında. Bir gün bu padişah dervişle görüşürken vezirleriyle, paşalarıyla şöyle köleye bakıyor. Köle biraz yaşlıymış. Köle oturuyor, uyumuş köle, dağılmış. Padişah tam böyle köle bakarken açıyor gözlerini, padişah görünce utanıyor tabi. Hemen topalını şey yapıyor, sıkılıp utanıyor uyudu içinde o makamda. Şimdi soruyor padişah, uyudun galiba. Ayağa kalkıyor, sultanım affınızı dilerim, uyumuşum, dalmışım. Peki ama diye birdenbire uyandın, rüya mı gördün diye. Evet sultanım rüya gördüm diye. Peki söyle bakayım nasıl rüya gördün, anlat bakayım rüyanı. Sultanım, ah burama diye rüyamı söylemeyeyim diye, yakışmaz burada diyor. Yok, ile söyle, emrediyorum deyince. Peki söyleyeyim o zaman diyor. Sultanım diyor, bu rüya ya bu diyor.
Ben de daldım onda rüyamda diyor, kendimi padişah olduğumu gördüm diyor, padişah olmuşum diyor. Oturmuşum bir tahta, kurulmuşum diyor, etrafımda paşalarım, vezirlerim diyor, halkım diyor, emirler veriyorum diyor. Şey bir oldu derken, birden susuyor tabii. Peki sonra ne oldu şimdi padişah? Ne olacak sultanım diye. Gözümü açtım, baktığım buraya köleyim gene böyle. Padişah gülüyor. İnsan da rüyada o kadar padişah oluyor diye. Yani gerçeğe benzemez. Şimdi köye nazı geçtiği için sultanım, ah buyurun ama diyor, ben aramızda fark göremedim. Neden? Ben gözümü açtım, ben padişah gitti. Şimdi gözünü kapayınca, gidecek böyle diyor. Bir göz açıp kapama meselesi var böyle diyor. Hazreti Harun Reşit, Abbas halifelerinde biliyorsunuz. Yani Abbas en şey para dönemi. Harun Reşit Hazretleri Bağdat'ta aslında tabi başşehirde, merkeziydi. Ama başşehirde hastalandı. Ölüm haline geldi. Artık ölüm haline girdi. Gözünü hafif bir açtı bir arada. Etrafına bakındı ölüm halinde. Şu oku ayet okudu. Hele ki anni sultaniye. Bu ayet okudu aklına. Hele ki anni sultaniye, artık saltanı gitti ver, helak olmuş efendim. Yani gözünün kapadan da bir padişah, imparator, kral, derebeyi, diktatör, gözünün kapadığı anda her yetkisinden gidiyor tabi. Yatırıyorlar mezar, bir şeyine yatırıyorlar üstlerine. Hatta günümüz evine yatırmıyorlar bile böyle, borgu kaldırır, hastaneye. Ev almıyorlar bile, mavrutta zavallı kalı, tek başına kalıyor orada. Kim kavuşturan cenaze merasimine? Arkadaşlar karışılamdı. Ona karışılamdı kardeşim. İşte hayatın, dünya hayatı doğumla başlıyor, ölümle noktalanıyor böyle. Allah'ın koyduğu kural, kanun bu şey muhtemelen böyle. Yani ölüm engellenemiyor böyle. Yaşlanmak engellenemiyor böyle. Ki efendim işte doktora giderim, profesöre giderim, buna giderim. Doktor da ölüyor, onlar fazla yaşamıyorlar ama böyle. Yani dünyanın en ünlü profesörleri, tıp profesörleri, ona da fazla yaşamıyorlar ama uzun değil ömürler muhtemelen. Yani bilinçli olduğu halde, sağlığını korumasında, gıda almasında, her şey bilinçli olduğu halde ama ömürleri daha uzun olmuyor muhtemelen. Neden? Çünkü yuhyi ve yumit var ya, hayatı veren Allah, hayat alan yine Allah Celle Celaluhu. Peki insan neye yaratılıyor insan? İşte insan dünyaya imtihan için bir geliyor. Yani bir şimşek çakar gibi aslında böyle. Yani dünya hayatı insanın ömrüne göre ruh alemin başlangıcı, tabi soluk insanın. İnsanın bu uzun ömrüne göre bir dünya hayatı sanki bir şimşek çakıyor. Bir parıltı insan dünyaya geliyor böylece. Öyle buyuruyor Aşık Yunus. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor vakitte. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ruh aleminden geldi. Et kemiğe görünemiyor tabi bu sefer. İşte insan bu dünya hayatında ne kaparsa, ne öteye götürürse kişi malı olmakla. Zaten çocukluk geçiyor. Kişi bundan sorumlu olmuyor da çocukluğundan böyle işte. Ki bülüğü çağından başlıyor, önceye kadar. Yani insan ömrüne kadar, ömrüne göre dünya hayatı şimşek çakma gibi böyle. Aç gözünü kapıyor gözüne böyle. Bu kadar muhtemelen dünya hayatı böylece ne kaparsa. Ve hüve hayyün la yemut. Allah melam ise nedir? Haydır Mevlamız ölüm olmasa Mevlamız efendim. Ölümsüzdür Mevlamız böylece. Çünkü bizim hayatımız nelere bağlı bizim hayatımız? Yani gerçekten çok aciz varlıkız. Hayatımız neye bağlı hayatımız? Önce birkaç tane hayat organlar var. Et parçaları, kanlı et parçaları var. Yani kedi aslan yemeği belki kedi bunu beğenmez belki bunlarda. Başta bir kalp, ciğerler, avciğer, karaciğer, böbrekler böylece. Tam beyin. Yani şey birkaç tane organ, böyle kandan oluşan kanlı organlar böyle. Organlarımızın bir çalışmadığı mı hayat organından birisi? Hayat gidiyor muhtemelen. Dışa bağlıyız. Organlar sağlam bir dışa bağlıyız. Ya dıştan hava alacağız. Alışveriş yapıyoruz havayla. Alışveriş bak muhtemelen. Mübadele ama.
mal karşılığı veriyor böylece. Ne yapıyoruz? Kavun dostu veriyoruz, okşan alıyoruz. Havanın devamlı böyle, alışveriş bak. Burada para yok ama böyle. Kavun dostu gazı verip, okşan gazı alıyoruz. Havar devamlı böyle. Bunu alamazsak, hayat yine gidiyor böyle. Tabii meleklerin hayatı bile bize benziyor, onun hayatları meleklere bile. Melekler havayı solumazlar. Yemezler, içmez, eşermezler melekler böylece. Bir dil hayır. Bütün hayırlar Allah'ın elinde, onun denetiminde, onun tasarrufundadır. Bütün hayırlar. Kim ne yapacak, ne edecekse, Mevla dilerse olur muhtemelen. Evet, kul da diler, kul ister, kul tabi çalışır, çabalar ama Allah'ın takdiriyle örtüşürse o zaman olur böyle. Ve huve, o Allah Celle Celaluhu nedir? Ala külü şeyin kadir. Allah-u Teala Mevlam her şeye kadir mutlak, mutlak gücü yeten var. Bizi de yöneten, denizleri buharlaştırıp bulutları yaratan, karıncayı yaratan, kuşu yaratan, balıkları yaratan, melekleri yaratan, bütün alemi yaratan Mevlam hepsini görüyor, biliyor, denetliyor, kontrol ediyor, yönetiyor. Şu anda ne kadar mevtalar var, ölüler var, kabir, berzah aleminde. Yani insanların büyük bir çoğunluğu eski çağdan beri kabir hayatında insanlar. Onu dünyaya gelmişler. Dünya onlara gelmişler. Ona da oynamışlar rollerini. Rol aslında muhtemelinde. Eski insanlar da be. Eski çağda böyle. Kimi hakim olmuş, kimi mahkum olmuş böyle. Kimi şu olmuş, kimi bu olmuş böylece. Almış, vermiş, şunlar bunlar, uğraşmışlar. Gitmiş onlar gitmişler böylece. İşte Yüce Mevlam hepimizi görüyor muhtemelinde. Her ruh ne yapıyor, her ruh ne yapıyor şu anda? Azapta mı, rahatta mı acaba? Kabir nasıl erişir böyle şey? Dünya böyle, gökler böyle, melekler böyle, cennetler böyle. Velem her şey kadir-i mutlaktır. Denetim onundur, egemenlik hakim onundur. İşte bir kimse bunu okursa, tekrar beraber inşallah. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedil hayr ve huve ala külli şeyin kadir okursa bilhassa böyle insanın gafil olduğu yerde okursa insan bunu ama tabi açık anlamını bilerek okursa 1 milyon sevap o anda alıyor böyle. 1 milyon günaha gidiyor. Ona göre derecesi bu kişinin artıyor muhtemelen. Tabi her zaman okunur bu. Her zaman okunur bu. Biraz da sabah namazından sonra da okumak bunu da, 10 defa okumak da çok sevaptır. Okumak bunu gerekiyor bunu. Bunda imanın bir tecrid-i iman var bunda. İmanın tazelenmesi var. İmanın kuvvetlenmesi var. Bir de bunda Allah Teala'yı bilmek, marifet oluyor buna. Allah'ı bilmek var böyle şey. İman kuvvetlendikçe kul Allah'a yaklaşır. Aradan perdelere kalkar. Yani kul sebeplere boğulmaz. Sebeplerinin yapanı görür muhtemelen. Yapan gücü görür böyle şey kişi. Bazı çocuklar biliyorsunuz yaranmazdır, uykusuzdur bazı çocuklar. Anneniz alır bunu kucağına, kucağına sallar bunu. Hadi uyu yavrum, uyu yavrum. Ama açık göz uyumuyor. Yaramaz ya. Uyumuyor böyle. Çocuk uyuyor. Annesi görmeden bir yere vuruyor. Şöyle, tık tık vuruyor. Bak, su, bak özü geliyor şu falan böylece. Çocuk bir korkar böylece. Korkar böylece. Gözünü kapar kapar böylece. Ama çocuk annesi vurduğunu gördüğünü ne yapar? Bir daha korkmaz mı? Korkmaz. Aa, annesi sen vuruyorsun böyle. İşte bakın. Bir insan da imanı kuvvetlenince, aradan perdeleri aşınca, bilip Allah'ın da kulu bilince ne yapar? Deprem mi oluyor? Gök mü gürlüyor? Şey mi çakıyor? Ne mi oluyor? İnsan buna korkmaz mı? Yani denizde, okyanusta
bindiği gemi dalgalara yakalansa, dev dalgalara yakalandı gemi, gemi beşi gibi sallanıyor, battı bahçeye yükeltti yat böyle. Şey yapma, neden? Allah Rabbim sen yapıyorsun bunu der. Rabbim sen yapıyorsun bunu der. Sen yapıyorsun böyle. Deprem oluyor, sallanıyor mu? Başı boş mu? Hayır. Ne der değil mi? Ne der? Allah'ım sen yapıyorsun bunu der böyle. Allah tam bağlanan kişi korkmaz. Ve işte imanı kuvvetlenen kişi muhteremler ne yapar? Din yolunda canını verir, imanı vermez bu şeylerle. Mekke mükerremede Yasir ailesi, hatta Yasir ilk Müslümanlardan, hatta Yasir eşi hanımı Hazreti Sümeyye, oğlu da Hazreti Ammar. Üç yakalar müşrikler, Mekke'nin dışına çıkardılar. Yani güneşe, çöle çıkardılar bunları. Çölde aç, susuz, güneş altında işkence yapıyorlar bunu, işkence. Yani öldürmek, ölmeye razı bunlar ama öldürmüyorlar, işkence yapıyorlar bunlara. İşkence yapıyorlar bunlara. Peygamber haber verirdi. Ya Resulallah, Yasir'e, Sümeyye, Ammar'a işkence yapıyorlar kafirler, müşrikler. Dine dönmeleri hiç dinden. Peygamber ise gitti böyle, kenardan baktı, şey buyurdu. Ey Yasir ailesi, sabredin, sabredin, cennet sizi bekliyor. Yani şehit olacaklar bunlar. Ey Yasir ailesi, İsmir'i sabredin, sabredin, biraz da sabredin, biraz da sabredin, biraz da. Kolay değil, işkence yapıyor. İşkence yapıyor kendisine. Ve Hazreti Yasir, eşi Hazreti Sümeyye, işkence gördüler, kaçın gördüler. Buna dayandılar, iman gücü dayandılar bunlara. Ve ilk şey bunlar İslam'da aklılar. Peki nasıl buna dayanıyor bu iş, dayanıyor bu işkenceyi acaba dayandılar böylece? İşte Allah'ı bilen kimse muhtemelen böyle. Yine Firavun'un zevcisi, hanımı Hazreti Asiye validemiz. Hazreti Asiye. Yani dört büyük kadının biri odur. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma. Yani dünyaya gelen insanların en efteli bu dört kadındır böylece. En üst makamda bunlar böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma. Bakınız bu Hazreti Asiye Firavun'un eşi zevcisiyken Firavun'un sarayında eşi iken ne yaptı? Allah inandı muhtemelen. Hakkı buldu böyle. Anlattı Hakkı Peygamber Musa Aleyhisselam verdi. O iman etti tabi. Hakkı buldu. Ne yaptı Firavun? Firavun denen o kafir eşi Asiye o kadar aşırı sevdiği halde. Onun için aşırı severmiş böyle. Onsuz duramazmış böyle. Hep ona beraber olurmuş. Öyle olduğu halde iman edince onu bile acımadı muhtemelen böyle. Dört kadın çaktırmış ve şehrin dışına velam böyle ve Firavun'a zil evtad. Kur'an'da geçiyor böyle. Ve Firavun'a zil evtad. Evtad ve dedi direnç oğlu böyle. Dört tane direnç çaktırmış dışına işkence için. Şey için. Ne yaptı? Eşini askerlere teslim etti. Onun gözü önünde götürürler. Sırtı aşağıda, yüzü yukarıda böyle. İkilerini iki lira çivirirler böyle. İkilerini çivirirler, ikilerini böyle. Çivi çaklar böyle. O demir çivirler, eski yapmış dört kişi çivirler böyle. Çivirirler böyle. İkilerini iki lira çivirirler, boşta kaldı böyle. Dedi ki Firavun askerlere, eğer dedi dinden dönerse, Allah'ı inkar ederse, bana secde ederse onu bırakın dedi böyle şey. Asker tabi acıyorlar, ağlıyorlar. Yenge ne olur, ne olur be. Bir dinle bir şey ama söyle be. Bak acıdı bir senin, dayanamıyorsan diye böyle. Boşta kaldı be. Boşta kaldı, tabi ağırlık basıyor. Bileklerini çekiyor şeyleri, eklemlerinden. Yani dönmedi. Firavun çıldırıyor böyle. Çıldırıyor. Üzerine taş koydu, ağır taş koydu böyle. Kanına böyle. Üzerine ağır taş koydular. Taşlar basınca başladı eklemlere ayrılma yer, kemikler ayrılma. Çatır çatır ama başladı. O durumdayken Rabbim dedi, bu Kur'an'da geçiyor ayet okuyorum şu anda. Rabbim beni bunlardan kurtar, beni al katına böyle işte. Hemen o anda cehennetteki köşkünü gördüm o dönemde. Perde kalktı, gökyüz açıldı. Baktı melekler ağlıyor onun için, ona bak melekler bakıyor hep böylece. Yattı o yer, oradan baktı. Cehennetteki köşkü sahilini gördü ben orada. Oradan gördü ve şehit olarak gitti. Demek ki iman kuvvetlenince
insan canını Allah'a verebiliyor muhtemelen böyle. Verebiliyor. Nereden geldi bu konuya geldik? Biz de hiç olmazsa namaz kılmaya üşenmeyelim muhtemelenler. Başımızı örtmeye üşenmeyelim muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.